Dün Meta'nın birinci çeyrek bilançosu geldi. Sonuçlar beklediğimin de çok çok ötesinde iyiler. 23 Nisan'da attığım tweet'te demiştim ki Meta hissesinin bilançodan sonra çok sert yukarı gideceğini düşünüyorum. Karlılığın yüksek geleceğini, ciro hedefini ise tutturamayacağına inanıyorum demiştim. Karlılık beklediğimden de iyi geldi. Ciro ise hedefi tutturdu. Hatta geçen seneye göre büyüme de var. Baktığımızda hisse başı karlılıkta gerçekleşen 2,20 dolar oldu. Beklenti 2,01'di. Bu çok ciddi bir beklenti üstüne geçme. Zaten bunu piyasa ödüllendirdi. Ciro'da ise beklenti 27,6 milyardı. Gerçekleşen 28,1 milyar dolar oldu. Burada da hedefi aştı. Peki bu durumda benim bu 4 teknoloji firması ile ilgili tahminlerim ne kadar doğru çıktı? Bir de ona bakalım. Microsoft'ta hem Ciro'nun hem de karlılığın yüksek geleceğini düşünmüştüm. İkisi de yüksek geldi. Hisse hafif yukarı gider demiştim. Hisse beklediğimden yukarı gitti. Onunla ilgili olan açıklama da demiştim ki yapay zeka beklentileri, Azure büyümesi, bununla ilgili kritik açıklamalar önemli. Burada çok olumlu açıklamalar yaptı Microsoft ve hisseyi zıplattı. Google'da ise Ciro'da hedefin tutmayabileceğini, buna karşın karın tutacağını düşünmüştüm. Karda hedef tuttu, Ciro'da da az bir farklı da olsa tuttu. Buradan yanıldık diyebiliriz. Fakat hisse yukarı doğru beklediğim gibi hafif bir hareketlenme yapmadı. Bilanço açıklandıktan sonra aslında yukarı doğru hareketlendi. Fakat gelen açıklamalar zayıf olunca biraz da piyasa işte buralar biraz yavaş gidiyor zaten. Aşağı yukarı seviyesini korudu. Yani burada tam hedef tutturduk diyemeyiz. Bunlardan Meta'daki yükselme zaten bariz. Aşağı yukarı dün kapanıştan sonra %11 tırmandı. Gün içerisinde de artış vardı. Günü tamamında %12,5'a yakın artış var. Bence bu bir süre daha da devam edebilir. Çünkü bilançoda gerçekten çok olumlu faktörler var. Ve tahminim o ki yatırım analistleri Meta'nın geleceğe doğru gidişatını beğenecekler ve upgrade'ler gelecek. Yani hisse senediyle ilgili beklentiler yükselecek. Tesla ile ilgili böyle bir tweet atmamıştım. Tesla ile ilgili ne yapmıştım? Bir kanal üyelerine özel videomda Tesla ile ilgili kısa vadede acı bekliyorum. Çünkü büyük karlarda sıkıntı var demiştim. Genel katılıma açık videoda da Tesla ile ilgili ilk kez endişeli baktığımı bilanço ve kısa vadede sıkıntı yaşayabileceğimizi ama umuyorum ki o kadar kötü olmaz demiştim. Yani Tesla'nın düşeceğini gayet net şekilde söyledim. Nitekim bazı takipçilerim şöyle akıllıca hareketler yaptılar. Mesela Sam Cobambo isimli beyefendi veya hanımefendi kim bilmiyorum diyor ki Bora Bey geçen hafta Tesla bilançosu öncesinde merakımdan katıla üye oldum. Şurada görüyorsunuz yıldızından benim katıl üyem. Yorumlarınızı ciddiye aldım ve Tesla portföyümü %75'ini bilanço öncesinde sattım. Bu hafta da bu parayla bilanço öncesi Meta aldım. Yani öbürlük katıl üyelik bedeli çıktı. Çok teşekkürler. Şimdi bakın net söyleyeyim. Her seferinde bunlar böyle tutmayabilir. Hatalar da yapabiliriz. Tahmin çok zor bir şey. Elimizden gelen en iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu dönem şanslı gittik diyelim. Şanssız gittiğim dönemlerde oldu. Hatalar yaptığım dönemlerde oldu. Beyefendi veya hanımefendi bundan yararlanmış. Bir sürü dün böyle yorum geldi. Çok mutlu oldum hepsi adına. En azından bu katıl üyeliğin hakkını veriyoruz. Fakat benim canımı sıkan ne biliyor musunuz? Şu altta gelen yorumlara bakar mısın? BKH Grup. Zaten bu tip yorumlar genelde anonim kişilerden gelir. Satılık yorum diye yazmış. Bir tanesi Tesla %10 düşecek satın diye bir şey demedi ama sen hayal gördün sanırım. Yani zaten adam da %10 düşeceğini söyledi falan demiyor. Düşecek dedi diyor. Beklediğimden daha sert düştüğünde zaten daha evvel başka bir videomda anlattım. Fakat bu iki kişi direkt olarak hem yukarıdakini hem beni suçluyorlar. Bakın. Hata yapabilirim. Analizler yanlış çıkabilir. Beni aptal bulabilirsiniz. Ekonomiyle ilgili görüşlerim yanlış olabilir. Hepsi doğru. Ama dürüstlüğümle ilgili, etik standartlarımla ilgili konuşursanız başka türlü hesaplaşırız. Bunlar anonim insanlar, üstlerine gitmeyeceğim. Ama eğer benim etiğime saldırırsanız ve beni etik olarak insanların gözünde küçültmeye çalışırsanız o zaman hesaplaşırız arkadaşlar. Çünkü Allah'a şükür ben ahlakımdan hiçbir zaman tavizi vermedim. Hiçbir zaman da vermeyeceğim. Hatalar yapabilirim, yanılabilirim vesaire. Şu anda kanalıma çok sayıda sponsorluk teklifi geliyor. Özellikle kripto şirketlerinden hiçbirini kabul etmiyorum size en ufacık bir zarar verirler diye. Şimdiye kadar bu kanalda sadece Midas'ın sponsorluğunu aldım. Birkaç tane de dil kursunun. Neden? Güvenli olsun, size zarar vermesin istiyorum. Midas'a güvendim, inandım. Bir sıkıntı da bugüne kadar çıkmış değil. İnşallah ileride de çıkmaz. Ama lütfen beni bununla suçlamayın. Çok ayıp bir şey. Tanımadığınız insana sevgili BKH Grup her kimsen satılık yorum diyemezsin. Kimseden yorum da satın almam. Satılıkta kimse zaten yok. Ayrıca burada sırf bana değil yukarıdaki insana da hakaret ediyorsun. Eğer Tesla ile ilgili düşecekti Tesla beklentime inanmıyorsanız onun videosunu yukarıda hepinize açıyorum. Kanal üyelerine özelde daha başına herkes açıyorum. Tahminler neye göre yapılıyor, öngörülüyor. Öğrenmenizde fayda var. Şimdi gelelim tekrar Meta'ya dönelim. İnsan bazen ister istemez sinirleniyor. Hiç yapmak istemiyorum ama bazen hakikaten çok kafam atıyor.
olan bitenlere. Bakalım Meta bilançosunu borsa niye çok sevdi? Birinci sebep kullanıcı sayısındaki artış. Burada günlük aktif kullanıcı sayısını görüyorsunuz. Yani inanılmaz. Meta'nın ürünlerini hatırlayalım. Facebook, Instagram, Instagram'ın Reels'ı, WhatsApp, bütün bu aile diyorlar buna. Family diyorlar. Bu ürün ailesinin günlük kullanıcı sayısı, her gün kullanan insan sayısı 3.02 milyar inanılmaz bir rakam ve baktığımızda büyüme de devam ediyor. Daha evvel bir büyüme duruyor mu endişeleri vardı. Zaten Meta'yı çok sert düşürmüştü. İşte oradan buraya tekrar büyümeyi başarmış durumda. Özellikle Instagram'da Reels tarafında doğru şeyler yapıyorlar. Yapay zekayı gittikçe daha doğru kullandıklarını bir Instagram kullanıcısı olarak ben de görüyorum. Çünkü önüme daha anlamlı videolar düşmeye başladı. Bir yandan da tabii bu TikTok'la ilgili Amerika'da bir kapatma kararı gelebilir. Bu da Meta'ya yarayacak diye düşünüyorum ama her şekilde kullanıcı sayısında bir artış var. Beni şaşırtan faktör reklam gelirlerinde ciddi bir artış yakaladılar. Bu dönem 31.254 milyon dolar reklam gelirleri var. Bu geçen senenin ilk çeyreğinin birazcık altında ama bu yılki eğilimin epey üstünde görüyorsunuz. Bu bana gerçekten şaşırtan bir konu oldu. Fakat Google'da da benzer bir tema gördük. Evet, Google'da reklam gelirlerindeki düşüş Meta'ya göre biraz daha fazla geçen seneye göre. Ama o da hedeflerini tutturmuştu. Meta da tutturuyor. Meta bir de kullanıcı başı gelirlere bakmış. Yani burada biraz moralini bozan şeyler var. Mesela dünya ortalamasında kullanıcı başına 10 dolar kazanıyor ve yükseliş var görüyorsunuz. Düşüyordu. Şimdi tekrar yükselişe geçmiş durumda. Amerika'da 58 dolar kazanıyor. Avrupa'da 17 dolar. Avrupa iki yönden bakmak lazım. Bence Avrupa'daki ekonomik yavaşlama daha kötü. Enflasyonu hala kontrol altına alamadılar. Bunun etkileri var. Bir de bence Avrupalılar daha yaşam zevkleri yüksek insanlar. Sosyal medyayla o kadar ilgilenmiyor olabilirler. Asya Pasifik'te 4.61 dolar. Bir de dünyanın gerisi var 3.52 milyar dolar. Aslında bu biraz da Amerikan toplumunun tüketim gücüyle dünyanın gerisinin tüketim gücü arasındaki farkı da gösteriyor. O yönden de üzücü. Ama her şekilde uzun bir süre düşüşte gitmişti. Toparladılar ve geriye doğru getiriyorlar. Özellikle Amerika'daki sıçrama son derece iyi. Avrupa'da da bir kendine gelme var. Bu da işte Facebook'un gelirinin artmasını sağlıyor. Segmentler bazına baktığımızda, yani ürün segmentleri bazına baktığımızda orada bu Reality Labs Revenue'da biraz hayal kırıklığı var açıkçası. Geçen sene 877 milyon dolar, bu sene 339 milyon dolara inmiş. Bu neyle ilgili? Metaverse'le ilgili. Metaverse'le ilgili işte hem gözlükler geliştiriyorlar, yazılımlar geliştiriyorlar, o gözlükler üzerinden oyunlar satıyorlar vesaire. Buradaki gelire ciddi bir gerileme var. Bunun temel sebebi bence bu gözlüklerdeki geliştirme projeleriyle ilgili. Benim bu elimdeki gözlüğüm Oculus 2. Bu arada herkese tavsiye ederim. Yani yatırım yaptığınız bir şirketin ürünlerini mümkün olduğunca bilmek lazım. Satın alabiliyorsanız satın almakta da fayda var. O zaman gelişmeleri daha yakından görebiliyorsunuz. Bu fena bir gözlük değil ama yani biraz insanın başını beynini döndüren bir gözlük. Yıl içerisinde Oculus Pro diye bir ürün çıkarttılar. Oldukça yüksek fiyatlı bir profesyonel ürün. Bu pek bir yere varmadı. Ama şimdi Oculus 3 geliyor. Oculus 3 bence başarılı olmaya aday bir ürün. Çünkü buradan oraya olan geliştirme makul bir fiyatla da gelirse piyasada epey etki yapacaktır. Ama burada Labs Revenue'da, Reality Labs Revenue'daki düşüşün sebebi temelde bu ürünlerdeki ara geçiş dönemi diye düşünüyorum. Onun dışında Family of Apps Revenue dediğimiz, yani aplikasyonlardan gelen gelirdeki artıştan zaten biraz önce bahsetmiştim. Peki gelir gider tablosuna görüyoruz. 2022 yılı aynı çeyrekte 27.9 milyar ciro var. Bu sene 28.6. Yani bu kadar zor bir ekonomik dünyada, bizim ekonomistlerin resesyon geldi, ortalık yıkılıyor dediği bir dünyada bence gerçekten takdir etmek lazım. Zuckerberg Metaverse'e ayırdığı vakti biraz azalttı, operasyonların başına geçti. Kendisini sevmiyorum ama doğru bir iş insanı olduğuna inanıyorum. Rakamlar bak nereden nereye gelmiş. Ve bu sayede şirket karlılığı bir miktar toparlamaya başladı. Evet, geçen seneye göre düşme var burada baktığınızda. Geçen sene aynı çeyrekte 7 milyar 465 milyon dolar net kar varken bu sene bu 5 milyar 709'a düşmüş. Ama Wall Street bu rakamdan korkmadı, hatta hoşlandı. Neden? Çünkü önemli olan mutlak rakam değildir. Önemli olan trenddir. Yani nereye doğru gidiyoruz? Böyle baktığımızda da Meta'nın doğru yolda olduğunu görüyoruz. O felaket bir bilanço dönemi var Meta'nın. Onunla ilgili videomda var, şu linkte izleyebilirsiniz istiyorsanız. 2022'nin 3. çeyreğinde gelen ve o dönemde hakikaten ortalık dümdüz olmuştu. Ve şirketin karı 4 milyar 395 milyon dolara inmişti. Bakın oradan itibaren tekrar tırmandırmaya başladı. Bunu nasıl yapıyor? Temel olarak maliyet yönetimiyle. Zaten benim de Meta ile ilgili tahminimin bu kadar net tutmasının sebebi maliyet yönetimi tarafında yaptıklarını çok yakından inceledim. Gelir büyümesini tahmin etmek o kadar kolay değil. Bir sürü faktöre bağlı ama giderleri azaltmayı görmek gayet mümkün aslında. Meta çok sayıda insanı işten çıkarttı.
onun yansımalarını görüyoruz. Ki tam yansımaları da burada görmüyoruz. Çünkü işten çıkartmaların çok büyük bölümü bu yıl ilk çeyrekte gerçekleşti. Ve onların henüz bilançoya yansımaları çok net değil. Hatta yük olarak yansıyor işten çıkartmalar. Niye? Kıdem tazminatları, ihbar tazminatları biniyor bilançoya. Oradan gelen rahatlamayı önümüzdeki dönemde göreceğiz. Yani Meta cirosunu yükseltemese bile, burada bile tutsa, giderleri azaldığı için önümüzdeki dönemlerde daha da iyi kar raporları görme ihtimalimiz var. Tabii bunlar ihtimal. Yani biz ihtimaller üzerine tahminler yürütmeye çalışıyoruz. Yatırım tavsiyesi vermiyoruz. 0-1 değil bu iş. Haklı haksız çıkma peşinde değiliz. Tahminler yürütmeye çalışıyoruz ama Meta'daki tahmin pozitif aslında. Burada hoşuma giden başka bir faktör de gider kalemlerini ciroya oranlamışlar. Cost of revenue dediği bölüm var. Burada ne var biliyor musunuz? İşte bütün bu aplikasyonların üzerine çalıştığı server giderleri, direkt maliyetler vesaire. Bunun ciroya olan payı ciddi azalmış. Bakın %26'dan %21'e getirmiş. Arge tarafında giderlerin ciroya oranı düşmemiş henüz. Ama burada şunu biliyorum. Özellikle bu Metaverse'e ilgili işten çıkartmalar bu çeyrekte gerçekleşti. Gelecek dönemin bu yüzden bunun daha iyi geleceğini tahmin ediyorum. Pazarlama satış masraflarının ciroya oranı ciddi şekilde azalmış. Bu pazarlamayı daha etkin yaptıklarını gösteriyor. Burada özellikle yapay zekanın yoğun kullanımının büyük etkisi var diye düşünüyorum. Genel giderlerinde ciro içindeki payı en azından artmamış. Bu da yine Wall Street'in hoşuna gitti. Wall Street dedi ki eğer bu yapıyı koruyabilirse önümüzdeki dönemde giderlerin cironun içerisindeki payı daha da azalacak ve daha da iyi bir yere gideceğiz. Özellikle nerede pazarlama, genel giderler, araştırma geliştirme giderlerine ciddi tasarruf şansları var diye düşünüyorlar. Bu da önümüzdeki dönemde bilançoya daha da iyi yansıyacak diye düşünüyorlar. Birkaç enteresan grafik daha göstermek istiyorum. Burada ne görüyoruz? Açık renkte olan şirketin cirosu, şu koyu lacivert gibi olan brüt karlılık ve turuncu olan da faaliyet karı. Bakın faaliyet karı tırmanıyor. Herkesin kitlendiği konu bu. Eğer şirket faaliyet karını tırmandırıyorsa bu şirketin maliyetlerini yönetmek konusunda daha iyi becerdiğini gösteriyor. Çünkü baktığımızda mesela geçen çeyrekten bu çeyreğe yaşanan çok enteresan. Aslında ciroda düşme var. Brüt karda düşme var. Ciro kadar sert değilse bu da iyi. Ama esas faaliyet karında artış var. Yani şu anda döndü Zuckerberg ve ben maliyetlerimi nasıl daha iyi yönetirim demeye başladı. Ve sonuçta da alıyor. Tamamen tahminlerim bu yönde doğru. Nakit akış tarafına baktığımızda orada da gelişmeler aslında çok kötü değil. Bakıyorsunuz esas faaliyetlerden nakit akışında bir miktar düşme var bir çeyrek önceye göre ama bunun temel sebeplerinden bir tanesi bu işten çıkartmalarda yanılmıyorsam 1,5-2 milyar dolara yakın tazminat ödediler. Nakit onun etkisi var ama o kötü dönemden bir geriye dönüş olduğunu görüyoruz. Sermaye harcamalarında ilk çeyrekte bu sene bir miktar azaltma yaptık diyorlar. Şurada görüyorsunuz. Bu hem sevindiriyor hem mutsuz ediyor. Yani şirketin Ar-Ge'ye devam etmesini istiyorum ama daha akıllıca Ar-Ge yapsın. Muhtemelen Metaverse'e yapılan Ar-Ge harcamanın bir bölümü burada azaltılmış durumda. Ve bunun sonucu şirketin serbest nakit akışı tekrar artışa geçmiş durumda. Bakın 6 milyar doların üzerine serbest nakit akışı üretiyor. Esas konu bu arkadaşlar. Çünkü eninde sonunda daralan ekonomilerde bir şirketin serbest nakit akışına bakmamız gerekiyor. Ve buradaki tırmanış gerçekten çok iyi. 2022 3. çeyrekte paniğe kapılmıştık. Ne oluyor bu şirketin nakit akışı kalmamış demiştik. Ve oradan buraya yukarıya doğru geri dönüyor. Evet, durumlar böyle. Ben elimden gelen en güzel, en doğru verileri, bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Pozitif bir insanım, geleceğe de olumlu bakıyorum. Önümüzdeki dönemde iyi gideceğini düşünüyorum. Bugün çok önemli bir veri geliyor Amerika'da. İlk çeyrek büyümesi geliyor Amerika'nın. Herkes resesyon diyordu, bakalım sonuçta gelecek. Ben de gerçekten merakla bekliyorum. Bu veri ışığında da önümüzdeki günlere biraz daha bakıyor olacağız. Ben olumlu olmaya devam ediyorum ama anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil, kendi kişisel görüşlerim. Soru ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma katılırsanız da belki sizler için de çok yararlı bir şey olur diye düşünüyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.